Usta tiyatro sanatçısı Hakan Gerçek'in tek kişilik oyunu üstü kalsın İzmir seyircisiyle buluştu. Hakan Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş e. İyi fena değil. Bugün oynadık bir tane dörtte oyun. Şimdi ikincisini oynayacağız. İşte onun hazırlığı. Peki biraz konusundan bahseder misiniz oyunu? Evet, üstü kalsın Cemal Süreyya'nın şiirlerinden e, bir gösteri diyoruz biz buna. E, yaklaşık 45 şiir var ve düz yazıları var. E, yani Cemal Süreyya'yı şiirleriyle anlatmaya çalışıyoruz sahnede. E, benim dışında Tilbe Hanım var, Tilbe Salim beraber oynuyoruz. Evet. E, yani şiirlerinden bir e, ne diyelim bir ziyafet diyelim biz buna. Peki bu oyun nasıl oluştu? oyun şöyle oluştu. Yani bizim tiyatro gerçek olarak zaten benim ilk oyunum Van Gogh'tu. Böyle bir portre tiyatrosuyla başlamıştık işe. Benim de Cemal Süreyya'ya hayranlığım zaten var idi. onun hayatını sahneye taşımak, onu çok sevdiğim için istediğim ikinci portreydi o yüzden. ve Atilla Birkiye ile yani bizim metnimizi hazırlayan ve oyunumuzu sahneye koyan Dostum Atilla Birke ile birlikte işte onunla paylaştım. Sonra o metni hazırladı. Daha sonra sahne çalışmaları başladı. Ve bugünlere geldik. Ne kadar sürdü hazırlık? Ee, hazırlık yani bir tabii ki bunun konuşması e, efendime söyleyeyim e, çalışmaya başlamak tabii ki bir seneden fazla sürdü. Çok Ama iyi. prova dönemi tabii prova dönemi de işte bir iki ay üç ay sürdü. Ondan sonra sahneye taşıdık biraz dekordan bahsedebilir miyiz biraz değişik. dekor evet dekor tabi Cemal Süreyya'nın aslında hani tam bir şey de diyebiliriz Cemal Süreyyayı bizim ya da Atilla Bey'in Atilla Bey sahneye koyduğu için tabii ki onun fikri metaforları anlatıyor yani Cemal Süreyya'nın şiirinde olan bazı fikirleri bize çağrıştırması için yapılan şeyler Onu ancak hani oyunu izlerken siz seyirci olarak o şiirler sizde ne uyandırıyor ya da o, o simgeler ne uyandırıyor. Biraz da seyircimize kalmışmış. Şey. Yani hepsi aslında birer simge. Siz aslında birçok sinema ve dizide de rol hmm. aldınız. Var mı böyle bir çalışma şu anda? Şu anda var tabii bir iki projemiz var yani belki Ocak ayından sonra yapacağız ama yani ben tabii tiyatroyla çok yoğun yaşayan bir insan. O yüzden biraz da çok sıcak bakamıyorum televizyondan gelen işlere. Hani senaryolarını çok beğenmiyorum sanırım. Ama beğendiğim bir iş olduğu takdirde ki bir tane var bir proje ocak ayından sonra belki dizi başlayacağız olarak. dizi dizi olarak. Ama bir tane sinema filmimiz var. O da Ocak ya da Şubat ayında işte yurt dışına e, festivallere katılacak. Daha sonra Türkiye'de gösterime girecek. Derin Düşünce diye bir Hı. film çektik Çağatay Tosun yönetmeni. O da sanıyorum e, bahara doğru Aslında vizyona çok girecek. Yoğunsunuz. E yoğun tabii tabi tabi çok yoğun. Yani işte bu arada fırsat bulup işte İzmir seyircisi zaten bizim için her zaman özel. İzmir'de de yine tabii geleceğiz sıklıkla hatta e, 30 Haziran'da da başka bir oluyor e, yine bununla 30 Haziranla Haziran'da yine geleceğiz tamam biz de geliriz beklerim bundan sonra nereye gideceksiniz şimdi buradan e, İstanbul'da devam edecek oyunlarımız sonra e, diğer oyunumuzla annem yokken çok güleriz diye bir oyunumuz var bizim onda da Ankara e, sonra Adana, Mersin yani o geziyoruz İzmir'e gelecek o oyun geçen sene geldi İzmir'e evet yakalayamadık biz evet, evet. Tamam. geçen sene geldi ...siz aynı zamanda da... E, ...sahne dersleri veriyorsunuz... ...doğru mu? E, de do veriyorsunuz doğru, var, evet, doğru, evet. bizim tiyatro gerçek bünyesinde yapıyorduk biz onu... ...şu anda e, vaktimiz yok çok fazla... ...öyle bir işe... ...ama ben dışarıda, e, özel üniversitede... E, ...konservatuar bölümünde gidiyorum tabii derslere... Peki bu kadar yoğunlukta... ...kendinize zaman ayırabiliyor musunuz? Hayır... Hayır. <gülüyor> ...benim <gülüyor> benim işim bu... ...benim işim bu, yani sonuçta işte... ...burada zaman ayırıyorum kendime... bunda da çok mutlu oluyorum... E tabii ki e, ara ara çok da seyrek olsa yani bir yerlere kaçmaya çalışıyorum, gitmeye çalışıyorum kafamı dinlemek için ama oraya gidince de yine tiyatro düşünüyorum zaten başka bir şey olmuyor. Her şey tiyatro. E, öyle öyle. Cemal Süreyya yapma nedenim nedenlerimden biri şu. Cemal Süreya diyor ki şairliği için kendimi riske etmişim. Onda diyor ben de kendimi tiyatroda riske ettiğim için ona iyi bakmam lazım. O yüzden Onu çalışıyorum.